CHP listesinden Muğla Milletvekili seçilen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Bodrum'da katıldığı toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Özdağ, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir kişinin yönettiği bir sistem. Gelin bu sistemi değiştirelim, dedi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve ilçedeki mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıda konuşan Özdağ, Manisa'nın bir köyünde doğduğunu dile getirerek şu açıklamalarda bulundu. Bir seçim arefesindeyiz. Hepimizin gönlünde bir aslan yatağı, biraz önce belediye başkanımızın da söylemiş olduğu gibi. Anayasanın teminatı altında kurulan her parti kıymetli. Her parti değerli. Ve o partinin genel başkanları, yöneticileri, üyeleri, her biri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları. Peygamber yalan söylemeyin diyor. Her türlü günah işleyin ama yalan söylemeyin. Yalan söyleyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Bir daha yalan söyleyenler nedeniyle başınız öne eğilmeyecek. İhaleye fesat karıştırıyorsunuz. Yolsuzluk yapıyorsunuz. Hiç hak etmeyen çocukları kendi partiniz diyerek devlet dairelerinde kaymakam yapıyorsunuz. Hakim yapıyorsunuz, savcı yapıyorsunuz, polis yapıyorsunuz, üniversitelere hoca olarak alıyorsunuz. Mülakat ayaklarıyla yapmayın bunları. Ayırmayın çocukları. Alevi Sünni diyerek, CHP'li MHP'li diyerek, dinli dinsiz diyerek, Kürt Türkmen diyerek ayırmayın. Anadolu çocukları bizim çocuklarımız hepsi. Zafer Partisi'nin bir isteği oldu. Dedi ki anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmeyeceksiniz. Dedi ki 66. madde aynen kalacak. Suriyeliler gidecek. Göçmenler gidecek. Zaten bizim anayasa değişiklik paketimizde 6 partinin var zaten. İlk 4 madde duruyor orada. 66. madde de orada duruyor. Aynı zamanda Suriyeliler insan onuruna uygun bir şekilde ve evrensel hukuk kurallarına uygun bir şekilde Suriye'ye gidecekler 2 yıl içerisinde dedik. Bunu da yazdık. Ortak politikalar mutabakat metnimize yazdık. Ama bu 4 maddeyle problemli olanı söylüyorum ben. Sinan Oğan şimdi oraya gitti. Sinan Oğan da böyle söylüyordu. Hangi milliyetçi, hangi Atatürkçü Hizbullah'la beraber olur falan diyordu. Bunu söylüyordu. Tanırım kendisini. Parlamentoda beraber çalıştık. O başka bir partide, ben bir başka bir partide çalıştım. O da milliyetçiyim diyordu. Ben de milliyetçiliğim diyordu. Benim milliyetçiliğim demokrasiyle bağdaşan bir milliyetçilik. İnsan ayrımı yapmayan, dışarıya karşı milliyetçilik, içeriye karşı milliyetçilik değil. Şuradaki Bodrumlulara karşı milliyetçilik değil. Yunanistan'a karşı milliyetçilik, Rusya'ya karşı, o da 85 milyon milliyetçi. 85 milyon vatansever, 85 milyon devletsever, 85 milyon insansever. Ve Sinan Oğan da böyle söylüyordu. Peki Sinan Oğan ve de ona oy vereceklere de sesleniyorum. Diyorum ki, anayasanın ilk 4 maddesiyle problemi olan Cumhur İttifakı. Nasıl? Laiklik kalsın diyen kimdi? Laiklik olmasın diyen kimdi? İsmail Kahraman. İsmail Kahraman kimdi? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın nesiydi? Abi dediği adamdı. Peki bunu söylediğinde Recep Tayyip Erdoğan onu arayarak, bir dakika İsmail Bey, niye laiklik kalsın? Anayasada duruyor zaten burada. Niye söylemedi? Ama bu kardeşimiz söyledi. Ya bırak isteyen istediğini giysin, isteyen başını örtsün, isteyen açsın. İsteyen evinde şunu yapsın, isteyen sokakta bunu yapsın. Evrensel ahlak kurallarına uygun bir şekilde bir yandan Taliban vari dayatmalar bize gelecek. İran'daki dayatmalar gibi bir yandan da Kolombiya gibi çeteler oluşacak Türkiye'de. Olmadı mı çeteler? Bana saldırdılar. Niye saldırdılar? Darbeler Araştırma Komisyonu Başkan Vekiliydim ben. Çok önemli sırlara vakıftı. Beni döverek öldüreceklerdi. DEVA'nın, Geleceğin, Saadet'in, Demokrat Parti'nin genel başkan yardımcıları da konuşamayacaktı. Onlara da yapacaklar. Sadece genel başkanlar konu. Bugünkü geldiğimiz nokta bile olmayacaktı. Gelin kazanımlarımızı kaybetmeyelim. Bugünkü durumumuzu kaybetmeyelim. Ve hep birlikte Türkiye'yi Kolombiya yapmak isteyenlere karşı, Türkiye'yi Taliban yapmak istiyoruz diyenlere karşı, şu kişi veya bu kişi, bunlara karşı direnelim. Öte yandan toplantı sonrası Zafer Partisi Bodrum İlçe Başkanı olarak atanan Alper Erdoğan da bir açıklama yaptı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini hatırlatan Alper Erdoğan ise şunları dile getirdi. Ülkemiz önemli bir dönüm noktasından geçiyor. Buradan belki son 2 günlük çok önemli uyarılarımızı yapmak bizim vazifemizdir. Memleketimizin bozulan ekonomisi, yalanla, talanla soyulan hazinesi, eğer biz vatandaş olarak bütün bunlardan artık dur diyeceksek,
artık huzurlu, müreffeh bir ülkede ülkeye, çocuklarımıza emanet edeceksek, 13 milyon Suriyeli ve kaçağın memleketimizden bir yıl içerisinde insan haklarına ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde gönderilmesine evet diyeceksek, oyumuzu, desteklerimizi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na vermek durumundayız. Ama eğer tek adam rejimine, güvensiz yarınlara bir tweet attık diye ertesi gün sabah kapımıza dayanan polislerle uyanmaya evet diyeceksek de mevcut düzenin devamı yönünde karar verilebilir. Ama biz inanıyoruz ki aziz milletimiz, aziz milletimize yakışan demokrasi kültürüdür, işbirliği kültürüdür, uzlaşma kültürüdür. Bu duygularla hepinize saygılarımı sunuyorum.